Seyyidina Emir Sultan Muhammed Şemseddin Buhari Hazretleri 15. Bölüm. Aşıklar Mağarası Gare Aşıkın nerede? Bu mağara yakın döneme kadar ziyaretgah imiş. Lakin 1945'lerde belediye tarafından Bursa'da yol açılması için patlatılmış, sonra ağzı kapatılarak izi yok edilmiştir. Etrafında geceleri yakılan meşalelerin mağaranın girişindeki kayalarda islerinin bulunduğu bize meçhul bir insan tarafından söylendi. Fakat nerede olduğunu tüm ısrarlarımıza rağmen söylettiremedik. Mağarada başlayan çile. Bu mağarada ışıkların sönmesi üzerine Emir Hazretleri secde-i rahmana kapılır. 40 gün o şekilde mağaradan hiç dışarıya çıkmaz. Bu mübarek yolculuk sırasında ziyaret ettiği şeyhlerimizin ona hususi manevi tavsiyeleri ve istişareleri olduğunu düşündüğüm riyazatına, yani halvetine, inzivaya çekilmişti. Kitaplarda yazmaz ama kendisine verilmiş manevi bir emirle, tarikatına mahsus bir usul ile o mağarayı çilahane eylediği, erbain yani 40 günlük hususi bir ibadet şekli olan çile çıkardığını söylemek yerinde olur. Üzerinde durulması gereken bir sır. Niçin mağara? O zaman insanlar mağarada yaşamıyordu herhalde. Kalacak birçok yer vardı. Elbette münzevi bir halvet için denilebilir. Ama her yorumun ötesinde bunun bir sünnet olduğu hemen hatırlanmalıdır. Dikkat ediniz. Vahiy gelmeden kendisini yabancı hissettiği cahiliye toplumunun fena hayat tarzının tiksindirici etkisi yüzünden o kendi başına Nur Dağı'na çekilir, oradaki Hira mağarasında ibadet ve tefekkür ederdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada iken kendisine vahiy gelmeye başlamıştı. Mavera aleminin kapıları yine o mağaradan açılmıştı. Yine hicret esnasında Sevir mağarasında gizlenmişlerdi. Ve orada hayatı boyunca kendisini hiç bırakmayan Sıddık Ekber dostuna mağara dostu Yaregar lakabı verilmişti. Nice nice büyükler de hep dağlarda, mağaralarda halvete çekilip münzevi bir hayatı tercih etmişlerdir. Burada hikmetlerinden biri şu olmalıdır. Bir yerden bir yere göç edildiğinde oraya ilk adımı attıktan sonra Allah-u Teala'ya teveccüh edilmelidir. Ve yolda ziyaret edilen büyüklerin huzurundan feyz ile dönmenin irfan melekesine erişilebilmelidir.